Petibörlerim, petibörlerim, koşun bakalım gelin bana. Alışverişe gitmiştim, sizi karşılayamadım. Seni çok özledik. Evet, çok özledik. Hep yanımızda kal, ne olur. Ah benim petibörlerim, tabii ki kalırım. Ah, nana, Kolina Hanım geldi. Nasıl, iyi mi? Bugün neler oldu? Anlatın bakalım. Okul denilen yer fena değildi. Hatta alıştık bile oraya. Yalnız nana çok soru soruyor. Merak etmeyin. Fazla kalmadı. Biraz daha idare ettik mi tamamdır. Sonra ne olacak? Sonra ne mi olacak? Herhalde o çocuklar buraya gelecek. Siz de... Hayır. Biz burayı sevdik. Hep burada kalmak istiyoruz. Evet. Bir hayatımız olsun istiyoruz. Tamam, tamam. Bakarız bir çaresine. Kolina, nasılsın? Düzeldin mi? Evet, şimdi iyiyim. İksirin yan etkisi herhalde. Umarım bir daha olmaz. Bizi çok korkuttun. Asıl siz müdürün halini görecektiniz. Olamaz. O durumda bir de okula mı gittin? Aklı başımda değildi ki. Neyse nanacığım, buraya sana oyuncaklar dünyasına gideceğimi söylemek için geldim. Ama Kolina, orası çok kötü durumda. Biliyorum ama... Burada boşuna zaman geçiriyorum. Orada olursam belki bir faydam olur. Böyle uzaktan hiçbir şey yapamıyorum. Ama Sulina... Sulina'nın benimle uğraşacak halinin kaldığını sanmıyorum artık. Ne olursa olsun oyuncaklarımın yanında olmalıyım. Güçlerin azaldığına göre bu iksire ihtiyacın olacak. Evet canım. Umarım her şey yoluna girer. Hoşça kal. Olsun. Sen benim bir tanecik bez bebeğim olarak kalacaksın. Sen de benim sevgili perim olacaksın. Sonsuza kadar. Hoşça kal. Allah'ım sen yardım et. İşimiz sana kaldı. Ah. Ah. Bu olacak şey değil. Burası ne hale gelmiş? Kolina! Kolina nihayet geri döndün. Hepimiz çok korkuyoruz. Arkadaşlar Kolina geldi. Kolina! Sevgili oyuncaklarım. Demek ki eski haline gelebildin Kolina. Çok teşekkür ederim Gülkin. Sayende düzeldim. Kolina, nihayet geldin. Şu hale baksana. Görüyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu da beni çok üzüyor. Hadi gelin içeri girelim. Hiç korkmayın. Belki de korkulduğu kadar kötü şeyler olmayacak. Ayrıca ne olursa olsun ben sonuna kadar yanınızda olacağım. Çok güzel. Say, Sulina nerede? Çocuklarla beraber. Ne? Bir dakika neler oluyor? Ay. Hadi bana neler oluyor söyleyin çabuk. Kusura bakma Kolina, bunu gizlemeye mecburdum. Neyi gizlemeye mecburdunuz? Sulina ve çocuklar Kırmızı Orman'a gitti. Hangi çocuklar? Hangi çocuklar olacak? Emre ile Yağmur. Bu imkansız. Onlar dünyadalar. Benim kopyalama aletim de Şoker onları kopyaladı. Çocukları böyle bir tehlikeye atmak istemezdik. Ama buna mecburduk. Tek kurtuluş yolumuz buydu. Olamaz. Ben şimdi bunun anaya nasıl açıklarım? Ay zavallı çocuklar, kendilerini bekleyen tehlikeleri bir bilselerdi, bunu asla cesaret edemezlerdi. Onlara her şeyi anlattık aslında. Ama onlar Nana'yı kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alacaklarını söylediler. Ah çok fena. Aradığımız bunlar mı Sulina? Hayır, hayır.
Aradığımız o biskobüs ağacı nerede sonuna? Kırmızı ormanın içinden geçeceğiz. Hadi çabuk olun Oyuran Bey, hadi. Kim var orada? Sakın yanımdan ayrılmayın. Gelin. Yürüyün. Beni hayal kırıklığına bıraktınız olacaklarım. Ne olursa kullanmayın. Çocukların kopya olduğuna haber vermeliyim. Başka seçeneğimiz yoktu Kulina. Bırak da çocuklar şanslarını denesinler. Hem Sulina da onlarla. Hepimizin yok olmasına izin veremezsin Kulina, değil mi? Neler oluyor? Her şeyin sonu geldi. İmdat! Nefes alamıyorum. Kulina! Ben de nefes alamıyorum. Ben de nefes alamıyorum. Ben de. Dur, dur, sakin. Benim gibi derin nefesler alıp verin. Bak. Hadi alın hadi. Çok sıkı bağlamışlar. Bir şey yapamıyorum. Ya bunlar kim? Bizden ne istiyorlar ya? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bırakın. Gelin lan. Yeter artık. Neden anlamıyorsunuz? Gitmek zorundayız. Ya bizden ne istiyorsunuz? Elimize düştünüz. Sizi bırakmam imkansız. Çünkü bu bizim için büyük bir fırsat. Ne fırsatı? Sizden intikamımızı alacağız. Ne intikamı? Bir şey anlamıyorum. Siz kimsiniz? Bizler asi oyuncaklarız. Asi oyuncaklar mı? Yoksa siz? Bizler dünyada oyuncakken sahipleri tarafından kötü kullanılmış, kırılmış, bozulmuş oyuncaklarız. Ama zaten oyuncaklar dünyasına gelen bütün oyuncaklar öyle değil mi? Ama biz farklıyız. Diğer sersemler gibi tamir olmayı, oyuncaklar dünyasında yaşamayı kabul etmedik, isyan ettik. Ve kırmızı ormanda yaşamaya başladık. Tek düşüncemiz bize bunu yapan insanlardan günün birinde intikamımızı almak. Fark etmez. Siz de insansınız. İşte o gün geldi. Bana bak. Hiç değilse beni bırak. Ben insan değilim. Ama oyuncaklar dünyasının baş perisisin. Oradan da en az insanlar kadar nefret ediyoruz. Demek yeni baş peri sensin ha? Kulina'ya çok benziyorsun. Onun bakımsız hali. Ne güzel kadındı ama. Bize ne yapacaksın? Sizin için bir iksir hazırlattım. Sabaha kadar biter.
onu içince sonsuza değin yaşamınızı oyuncak olarak sürdüreceksiniz. Olamaz. Bir şeyler yapsın İna. Bizi kurtar. Görmüyor musun? Elimden bir şey gelmiyor. Çok korkuyorum. Şimdi oyuncak mı olacağız yani? Kızım ne oldu? Nana? Yavrum ne oldu? Ay! Nana neyin var? Nefes. Nefes alamıyorum. Tamam. Sakin ol. Gel şöyle gel. Ya ne oluyor böyle herkese? Üstüysen belki gelirim. Hay Allah. Gel otur şöyle. Sakin ol. Bak. Derin nefes almaya çalış. Hadi hemen bir hastaneye gidiyorum. Tamam. Geçiyor. Geçiyor. Emin misin canım? Bir anda geçti. Canım benim, beni çok korkuttun. Ay yüreğim ağzıma geldi vallahi. Ah ben de böyleyim işte. Birine bir şey oldu mu ben de kendimi hasta hissederim. Çocuklar, bakıyorum da siz hiç telaşlanmadınız. Ne oldu ki? İyi işte. Yağmur, çabuk özür dile. Hadi bakayım petibonlar. Hadi bakayım. Olmaz. Saat kaç oldu doğru yatağa? Hadi bakalım. Sizinle konuşacağım ama. Bonjour, bonsoir, comptoir, salon salomage. Allah Allah. Canım. İyisin değil mi kızım? İyiyim. Yoksa bu sersem çocuklar başaramadı mı bu işi? İşte o zaman mahvoluruz. Peki bari hadi bakalım üstünüzü değiştirin yatağa. Ah monsieur, ben de onları yatıracaktım. Pek şok elalar maşallah. Mükerrer Hanım biraz müsaade eder misiniz? Hay 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 hay. Tabii. Çocuklar sizin neyiniz var böyle? Az önce Nana neredeyse boğuluyordu. Umrunuzda bile olmadı. Neler oluyor? Yoksa onunla evlenmemi mi istemiyorsunuz? Eskisi kadar sevmiyor musunuz onu? Evet sevmiyoruz. Ama neden? Bakmayın öyle dediğine canım. Çocuklar şaşırıp kaldılar. Öyle değil mi evladım? Bak. Yapma. Çatlatacak beni bu çocuklar. Bunu neden yaptın? Yumurta kafa. Ne yapayım? Üzerime gelince canım sıkıldı. İyi ne yapalım? O zaman işe yarasın bari. Hakan kalk bakalım evladım ayağa. Ha? Dön bakalım çocuğum bana doğru. Aferin. Maşallah. Şimdi beni iyi dinle Hakan. Ha. Söylediklerimi aynen yapacaksın. Nana, ben çok yoruldum. Bu hastalığı da atlatamadım. Hadi, ben yatıyorum. İyi geceler evladım. İyi geceler Makbuş. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, yok kızım. Sağ ol. İyi geceler evladım. Canım bu olayı neden bu kadar büyütüyorsun? Belki de korktu çocuklar. Ne yapacaklarını bilemediler. Beni duymuyor musun? Neyin var? Sana diyorum Hakan. Sakın! Sakın bana Hakan deme. Ay. Fena olur. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Neyin var senin? Özür dilerim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ne olur affet. Sen ne yaptığını farkında mısın Hakan? O kelimeyi kullanmayacaksın demedim mi ben sana kaç defa? Ay çok üzülüyorum. Sen delirmiş olmalısın. Bunu nasıl yaparsın? Hayatım inan bana ne olduğunu ben de anlamıyorum. Ne olur affet. Ben yatıyorum. Senin sinirlerin bozulmuş. Biraz yalnız kal. İyi gelir Hakan. Bana Hakan deme! Neyim var? Ne oluyor bana? Olmayacak. Buradan kurtulamayacağız. Durdurmanın bir yolu olmalı ya. Dur Ece!
Buradan kurtulamazsınız. Lütfen, buradan çıkmak zorundayız. Oyuncaklar dünyası yok olacak, lütfen. Oyuncaklar dünyası mı? Evet. Şu Kulina'nın başperi olduğu eğlenceli yer mi? Artık oranın başperisi benim. Öyle mi? Evet. Kulina'nın hatırı için bir şeyler yapabilirdim oysa. Yüzyıllar önce onu tanımıştım. Çok hoş bir hanım. Doğrusu ona çok benziyorsun. Şey, benim ikiz kardeşim. Onu çok ama çok severim. Lütfen bize yardım edin. Madem onun ikiz kardeşisiniz, o zaman size yardım edeceğim. Şimdi size 3 soru soracağım. Bilirseniz sizi serbest bırakacağım. O zaman başlayalım. İlk soru. Çıplak gözle görülebilen gezegen hangisidir? Uranüs. Vay vay vay. Sanırım bu kolaydı. Daha zor bir soru. Bildi. Söyleyin bakalım. Sümüklü böceklerin kaç burnu vardır? İyi düşün. Yanlış yanıt verirseniz sizi kurtaramam. Kaç tane olacak? Bir tanedir herhalde. Bu bir şaşırtmaca. Bir tane olsa bu soruyu sormazdı. Ben bu sorunun yanıtını biliyorum. Bir belgeselde seyretmiştim. 4 tane var. Ay dur dur. Saçmalama. 4 tane olur mu? Ay sakın söyleme, bilemeyiz sonra. Yanıtı biliyoruz. Söyleme. 4 tane. Bu kadar akıllı çocuklar görmemiştim. Ay dur. Anne. Anne. Aslında hiç çocuk görmemiştim. O halde son soru geliyor. Bunu da bilirseniz kurtulacaksınız. Bari bunu da ben bileyim de karizman kurtulsun çocukların yanında. Ha? Mavi atlas, arşın yetmez. Makas kesmez, terzi biçmez. Atlas bu ne ya? Gölgen çizdi tabii ki. Yol sizindir dünyalılar. Geçmeyi hak ettiniz. Yeter. Bıktım bu sevgi gösterisinden. Hadi yolumuza koyulalım, hadi. Hadi. Çok yoruldum. Dinlenmek için zamanımız yok. Ama ayaklarımız koptu. Umarım dünyada her şey yolundadır. Acaba Nana bizim kopyalarımızdan şüphelenmiş midir Sulina? Asıl babam burada olduğumuzu bilseydi herhalde kalp krizi geçirirdi. Hadi çocuklar, daha kırmızı ormana açılan kapıyı bile bulamadık. Biraz acele etmeliyiz. Hadi. Bakın şuradan bir kırmızı ışık sızıyor. Nerede? Galiba bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hadi gelin. Hadi. Gelin. Gerçekten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sanırım kırmızı ormana açılan kapı burası. Sen dur. Ben bir bakayım. Galiba bu kapağı sadece bir insan açabilir. Gel Yağmur. Sınıfına gitsene. Bu ikisi de bugün bir tuhaf.
bizi zil çaldı, gelsene. Üf, şaka gibi. Bana öyle bakma. Ne yaparsan yap seni affetmeyeceğim. Emre ödevini yaptın mı? Ödev mi? O da ne? Aman yani Emre, bir sayfalık ödev. Bunu da mı yapmadın yani? Evet çocuklar. Hadi hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Ben çok sıkıldım. Hı? Oğlum delirdin mi, nereye? Dersteyiz herhalde. Sen benim ne söylediğimi dinledin mi? Evet çocuklar. Hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Genç yerine dalga mı geçiyorsun benimle? Çabuk çıkarın ödevlerinizi, kontrol edeyim. Gamzeciğim, bu ne demek oluyor? Nasıl yani öğretmenim? Baksana, bu iki ödev de birbirinin kopyası. Yazı da senin yazın. Herhalde Emre'nin ödevini de sen yaptın. Vallahi öğretmenim, benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne acayip bir yer burası. Neden hep bir şeyleri öğrenmek zorundayız? Sen de benim gibi çok sıkıldın mı? Hem de nasıl? Bir kadın geldi, bütün ders boyunca konuştu durdu. Baksana şuna. Buraya eğlenceli hale getirelim hadi. Bunu nasıl yaparsın Emre? Kaç geliyorum. Hani ödevini yapmamıştın? Nereden çıktı ödev? Benim ödevimi gizlice alıp fotokopi çektirdin. Öyle değil mi? Fotokopi ne demek? Hiç komik değil Emre, tamam mı? Yağmur sen iyi misin? Sana ne? Kırılıyorum ama. Öf, sıkıldım senden. Sürekli tepemdesin ha. Git başımızdan. Ya ne yapacağız? Bir şeyin yok değil mi yavrum? Yok öğretmenim. Emre, Yağmur, odama gelin hemen. Çocuklar, neyiniz var sizin bugün? Çok garip davranıyorsunuz. Hadi, Emre'nin yaptıklarına alışığız. Ama sana ne oluyor Yağmur? Babanıza şikayet telefonları açmaktan bıktım usandım. Eyvah, baba bize yine ceza verecek. Hı? Ne yapıyorsun evladım? Ne o? Şimdi ne yaptıralım ona? Bilmem, düşünelim.